Şadi kötü kalpli biriydi. Malı yığmayı, yığıp da saymayı çok severdi. Bunu her şeyin hatta ailesinin bile üstünde tutardı. Parasına para katmak için İngiltere'ye gitti. Burada 10 yıl boyunca sadece para kazanmakla ilgilendi. Şadi orada ailesiyle birlikte yaşayan kendi ülkesinden bir kızla tanıştı ve bir müddet sonra onunla nişanlandı. Sonra memlekette yaşayan nişanlısının erkek kardeşine büyük bir meblağ gönderdi. Bu meblağ, üç katlı, Şadi'nin konumuna yaraşır, batı tarzında bir villa inşa etmek içindi. Bu villada yaz ve kış yüzme havuzları ve araba garajları da muhakkak olmalı, bahçesine ağaç dikerek, çiçek ekerek yetiştirmeliydi. Bir yıl sonra Şadi memleketine döndü ve ailesinin yanına uğramadan hayallerini süsleyen villasını görmeye gitti. Villası dışarıdan zarif bir duvarla örülmüştü. Kapıda üzerinde şöyle yazılı güzel bir taş kemer vardı. Mülk Allah'ındır. Şadi bu cümleyi görünce sinirlendi ve binayı yaptıran gence şöyle dedi. Ben vatan topraklarından ayrı, el diyarlarında, oradan oraya sürgün gibi geçirdiğim on yıl aşkın süredir bu saraya sahip olmak için gece gündüz çalışıyorum. Şimdi sen benim onca emeğimi hiçe sayarak diyorsun ki mülk Allah'ın. Peki benim zekam ve param bu işin neresinde? Hemen bu yazıyı indir ve villanın benim olduğunu bildiren edebi cümleler yaz. Çünkü o benim servetimle kuruldu. Genç buna çok sinirlendi ve onun adına böyle bir bina yaptığı için üzgün olduğunu söyleyerek oradan ayrıldı. Bu konuşmaların üzerinden çok geçmemişti ki Şadi bilincini kaybedip yere yığıldı. Genç onu hemen hastaneye götürdü. Doktorlar Şadi'nin felç geçirdiğini söyledi. Şadi'nin ailesi durumu öğrendikten sonra hastaneye geldi. O yerde gökte Allah'ın olduğu halde kainatta sinek kanadı kadar yer kaplayan bir yer için Allah'a isyan etmişti. Aile durumun farkındaydı. Hemen fakirlere, dullara, yetimlere sadakalar dağıtıldı. Sadaka belayı def eder. Rabbin gazabı yerine rahmeti celbederdi. Ailenin niyeti halis olduğu için sadakalar yerini buldu ve Sadi şifa buldu. Şadi kendine gelince oğluna şöyle dedi. Oğlum, sahip olduğumuz her şey bize Allah'ın emaneti. Allah'a yemin ederim ki eğer o verdiği rızkı esirgeseydi bir damla su bile bulamazdık. Allah'ın lütfu olmasaydı temiz su bulamaz, çamurlu sudan içmek zorunda kalırdık. Şadi sonra Cenab-ı Allah'a şöyle niyaz eyledi. İlahi, sen benim Rabbimsin, ben bense senin kulunum. Sen her şeyi yaratan Haliksin, bense senin tarafından yaratılmış olan mahlukum. Sen herkese rızık veren Rezzaksın, bense rızkına muhtaç olan Merzukum. Sen mülkün gerçek sahibi olan Maliksin, bense kulun, kölen olan Memlukum. Sen kudreti daima üstün gelen Azizsin, bense sana karşı daima zillet içinde olan Zelilim. Sen hiçbir şeye muhtaç olmayan ganisin, bense her zaman sana muhtaç olan fakirim. Sen hayatı ezeli ve ebedi olan hayısın, bense ecel vakti gelince ölecek olan kimseyim. Sen hiç ölmeyecek olan bakisin, bense ölüp bu dünyadan gidecek olan faniyim diyerek Cenab-ı Hakk'ın kelamını okudu. Göklerin, yerin ve içlerinde olan ne varsa hepsinin hükümranlığı Allah'ındır.'' onun her şeye gücü yeter. Şadi istihbar ederek malikül mülk olan Allah'a tövbe etti. Bundan sonra Allah'a yakınlığını artıracağına dair kendine söz verdi. Ailesinden işlediği tüm günahları affettirebilmesi için dua istedi. قل اللهم مالك تشاء تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب